Herkese merhaba, bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motifimin yapımını anlatacağım. Kare motifler gibi başlanıyor ve devamında birkaç detayı var. Bunları göstereceğim, bunları anlatacağım. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Aslında birçok yerde kullanabilirsiniz. Beyaz tişörtlerinizde bile dikebilirsiniz. Ben bunu nerede kullandım, bunu göstereceğim. İki tane hazırlayacağım. Yani birini ördüm, diğerini sizinle birlikte öreceğim. Koton bir ip kullanıyorum ve 2,5 numara tığım var. Hemen başlıyorum. Dediğim gibi kare motif gibi başlanıyor. Detayları var. Normal sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine şu şekilde bir üst sıraya geçiyorum. Yani 1, 2, 3 zincirle üste çıkmış olacağım. Ve sihirli halkamın içerisine tığımın üstüne ip alıyorum. 3 tane ikili trabzan yapmış olacağım. Yani bu 3 tane zinciri bir trabzan olarak sayıyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum ve tekrardan sihirli halkamı batıyorum. Ve burayı 3 tane ikili trabzanla doldurmuş oluyorum. Aralarda 3'er tane zincir var. 2, 3. Tığımın üstüne ip alıyorum. Ve tekrardan aynı işlemi yapıyorum, batıyorum, ipimi alıyorum ve ikisini bir çıkartıyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum, batıyorum, ipimi alıyorum, ikisini bir çıkartıyorum. Son bir yapıyorum. Evet, 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrardan. Aynı işlemi yapacağım. Bundan 4 tane oluşturacağım. Ortasını oluşturabilmek için. 2 ve 3. Sihirli halkamı hafif kapatıyorum. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. Ve aynı işlemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Evet. Kısa kalan ipimi çekiyorum. Ve şu başta çekmiş olduğum 3 tane zincir çekiyorum. Başta çekmiş olduğum 3 tane zincir vardı. Onun tepe noktasına batıyorum. Ve arkada kalan ipimi de alıyorum. Burayı kilitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ipimi keseceğim. Başka renge geçtiğim için. Şöyle ipimi süreceğim. Arkaya doğru. Nasıl gizlediğimi de göstermiş oluyorum. Evet. Şimdi burada burayı oluşturduk. Şimdi krem rengime geçeceğim. Krem ipimi alıyorum. Şöyle ipimi çekeyim. Şimdi yine aynı kare motiflerde yapıldığı gibi şu noktayı yapacağım. Tepe noktalarına geldiğimde, boşluklara geldiğimde ikişer tane, üçer tane yani üçlü ikili trabzan yaptıktan sonra 3 zincir ve tekrardan 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde ikinci sıramı da bitireceğim. Şimdi herhangi bir yerinden batıyorum. Arkada kalan iplerimi de yürüteceğim. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve üst sıraya geçmiş oluyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum ve tekrardan ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Aralarda 3'er zincir var.
tekrardan 3 zincir çektim, tığımı üstüne ip alıyorum ve tekrardan boşluğa geldiğimde yine aynı işlemi yapıyorum. Bütün sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Evet, burada ipimi kesiyorum. Krem ipimi. Şimdi gri ipime geçeceğim. Yani 3. sıramı modelimi temelini oluşturdum. Normal kare motifler gibi başladım. Şöyle ipimi yürüteceğim. Sonradan da bunları temizleyebilirsiniz. Evet, şimdi dikkat etmem gereken yere geldim aslında. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi köşelere geldiğimizde yine 3 tane ikinci trabzan yapacağız. 3 zincir çakacağız ve tekrardan 3 tane ikinci trabzan yapacağız. Şu köşelerde yapmış olduğumuz gibi. Şimdi ben gri ipim alıyorum. Yine köşeden başlıyorum. Zincir çektim, yukarıya çıktım ve tekrardan aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum aralardan. Evet, şimdi direkt bir yan tarafa geçeceğiz. Yani hiç burada zincir çekmeyeceğiz arada. Tığımın üstünü ip alıyorum ve sıra gelen yuvaya batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum, tığımın üstüne ip alıyorum ve aynı yuvaya köşelerde yapmış olduğumuz gibi köşe yapacağız. Şimdi yine tekrardan tığımın üstüne ip alıyorum ve zincir çekmeden devam ediyorum. Şimdi burada zincir çekeceğiz. 3 zincir. Şimdi zincir çekmeyeceğiz. Bu işlemi sıra sonuna gelene kadar bu şekilde yapacağız.
Şimdi 1, 2, 3. sıramızı da yapmış olduk. Şimdi ben şu rengi bordoya geçeceğim. Şimdi burada yapmamız gereken aslında önemli birkaç noktalar var. Şimdi ipimi herhangi bir yerden batırıyorum. Köşeden ipimi alıyorum. Bir, iki, üç zincirli yukarıya çıkıyorum her zaman olduğu gibi. İki trabzan yapacağım tekrardan. Şimdi burada yine köşe yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şimdi buraları atlayacağız. Yani şu köşeleri, yapmış olduğumuz ikili köşelerin tepelerine tekrardan köşe yapacağız. Bunu sıra sonuna gelecek şekilde devam edeceğim. Evet, burada da başta çekmiş olduğumuz zincirin tepe noktasına battım ve ipimi kesiyorum. Evet, motifim oluşuyor. Şimdi burada yine ipimi atlayacağım. Evet, şimdi krem ipimi, krem rengi ipimi geçireceğim. Burada da yine köşeden başlayacağım. Modelimi kuracağım. Şimdi şuradan başlıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum ve tekrardan 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aralarda 3 tane zincir var. Evet. Şimdi şurayı oluşturuyorum. Köşeyi oluşturduktan sonra 3 tane zincir çekeceğim ve şuralara, şu kısımlara 3 tane ikinci trabzan yapacağım. Hemen gösteriyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımın üstüne ip alıyorum. Ve boşluğuma batıyorum. Ve hemen ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Bu şekilde sıra sonuna gelecek şekilde tamamlayacağım. Aynı işlem devam edecek. Başta çekmiş olduğum yine 3 tane zincirin tepe noktasına batıp işlemi bitireceğim.
Evet, bu 3-4-5. Sıramızda şu köşelere geldiğimizde 2'şer tane, tekli boşluk yerlere geldiğimizde tek 3'lü ikili trabzanlarımızı yaptık. Şimdi gri rengimde yine şu gride yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Şimdi ipimi geçireceğim. Herhangi bir noktadan 3 tane zincir çekiyorum. Ve tekrardan yine köşe yapar gibi köşemi oluşturuyorum. Zincir çekiyorum ve tekrardan aynı boya batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada şuradaki oluşturduğumuz 3 tane zinciri direkt geçeceğiz. Yani zincir çekmeden tığımın üstüne ip alıyorum, direkt batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrardan tığımın üstüne ip alıyorum, zincir çekmeden geçiyorum. Şimdi bu köşeye geldiğimde yine aynı şekilde geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum burada. Yine aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna gelene kadar devam edeceğim. Yeah.
ile sıramı tamamladım. Burada yine ipimi temizleyeceğim. Daha sonrasında da temizleyebilirsiniz. Evet, motifim hazır. Aynısını oluşturdum. Şimdi ben bunu dediğim gibi yastık kılıfıma dikeceğim. Onu göstereceğim. Şu şekilde yastık kılıfım var. Şimdi bunu şöyle ortasını girecek şekilde dikeceğim. Yastık kılıfımı diktim. Motifimi de hazırladım. Şimdi içerisine yastığımı yerleştireceğim. Evet, yastık kılıfım hazır, motifim hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.